Cumhuriyetimizin 100. yılında ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında bir kişi Cumhuriyet'e lanet okudu. Bu hadsizliğin yanında bir de şeriat çağrısı yapmaktan da geri kalmadı. 30 Aralık'ta Anıtkabir'de yaşandı bu olay ve Anıtkabir ziyaretçilerine tepki gösterdiği ortaya çıktı. Şeriat gelecek diye bağıran o kişi Anıtkabir komutanlığı görevlilerimiz tarafından emniyet mensuplarımıza teslim edildi. Şimdi şunun peşindeyiz. Bu kişi kim? Emniyette kaydı var mı? Resmi açıklamaları takip edeceğiz, bir de çağrı yapacağız resmi makamlara. Kimdir? Açıklayın. Şeriat! Var olsun Cumhuriyet! Şeriat gelecek! Lanet olsun Cumhuriyet'e! Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı 30 Aralık günü büyük saygısızlığa uğradı. Bir kişi şeriat çağrısı yaparak Cumhuriyet'e lanet okudu. Hem de Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutlarken. Şeriat gelecek! Lanet olsun Cumhuriyet'e! Hizmetin yaptığını zarar etmedi mi? Cumhuriyet karşıtı slogan atan şahsa o sırada Anıtkabir'i ziyaret edenler sert tepki gösterdi. Terbiyesiz, saygısız. Değerli ziyaretçilerimiz, lütfen sakin olalım. Anıtkabir'de bulunan görevliler hemen şahsın yanına gitti. Önce sakin konuştular, uyarıda bulundular. Ancak şahıs sloganlarına devam edince müdahale geldi. Önce uzaklaştırıldı, ardından gözaltına alındı. Anıtkabir'in içinde hain Cumhuriyet diye bağıran vatan haini. Anıtkabir komutanlığı tarafından polise teslim edildi. Mustafa Kemal'in ebedi istirahatgahında şeriat çağrısı yapan kişi. Şeriat gelecek! Lanet olsun Cumhuriyet'e! Ancak kişinin kim olduğu, emniyette kaydının bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmazken olaya ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Lanet olsun Cumhuriyet'e! Terbiyesiz! Saygısız!